TRT ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 3 Nisan 2018 günlerden Salı günü ve ana haber bülteniyle ben Ali Yolcu TRT ekranlarında karşınızdayız efendim. Evet, ilk haberimiz siyaset ve Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif milletvekilleri arasında yer alan Hatay milletvekili Serkan Topal genel sekreter yardımcılığı görevine atandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından söz konusu haber kısa sürede tabii Hatay'da da duyuldu, yayıldı ve Hataylılar büyük sevinç yaşadı. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. 2015 genel seçimlerinde Hatay Milletvekili olarak parlamentoya giren Serkan Topal, Hatay özelinde ve Türkiye genelinde ekonomik ve sosyokültürel birçok sorunun takipçisi olarak çözüm için gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergeleri, gerekse hükümet yetkilileriyle birebir görüşerek vatandaşın sesi oldu. Vatandaşın takdirle karşıladığı çalışmalarıyla anılan Topal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Sekreter Yardımcılığına getirilmesi, bir anlamda başarının ödüllendirilmesi şeklinde yorumlandı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kendisine verilen görevi layığıyla yerine getireceğinin altını çizerek milletin sesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Evet, hem Serkan Topal'a hem de Hatay'a hayırlı olmasını diliyoruz. Topal'ın genel sekreter yardımcılığı görevinin. Ve Antakya Ticaret Sanayi Odası. 7 Nisan günü, artık sayılı günler kaldı. 4 gün sonra seçim gerçekleştirilecek ve adaylardan Hikmet Çinçin mi, Ali Kavak mı, ATSO'nun yeni başkanı olacak, o gün belirlenecek. Cumartesi günü. Bu saatlerde belli olmuş olur. Artık son dönemece, son viraja girildi ve her iki aday da günlerini, seçim çalışmalarını dolu dolu yaşıyorlar. Bugün o günlerden biriydi ve ATSO başkan adayı, iş adamı Ali Kavak basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Hikmet Çinçin'in, halihazır başkanın, aynı zamanda başkan adayı Hikmet Çinçin'in oda bütçesini kendi şahsi çıkarları doğrultusunda kullandığına yönelik belgeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ali Kavak düzenlediği basın toplantısıyla Hikmet Çinçin'in oda bütçesini şahsi çıkarları için kullandığını iddia ettiği belgeleri paylaştı. 103 defa bireysel uçuşlar yapmış. Bireysel uçak bileti almış. Müfettişin raporuna göre, müfettişin raporu burada. Buyurun, ben ezbere konuşmuyorum. Bu müfettişin raporu. 61 tahmin ediyorum. 61 uçuşta ne yönetim kurulu kararı var, ne protokol var, ne hiçbir şey var. Ona ne demeli? Müfettiş bunu diyor ki, zimmet kardeşim bunu. Sen niye böyle anlamışsın? 61 uçuş, 61 defa uçmuş ama yönetim kurulu kararı olmaksızın. Antakya'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kavak, ATSO Başkanı, Başkan Yardımcısı ve meclis üyelerinin birinci dereceden yakınlarına ait iş yerlerinden mal veya hizmet satın alamaz ibaresi olmasına rağmen, mevcut ATSO yönetiminin alışverişlerini Hikmet Çinçin'in kendi işletmelerinden veya çocuklarının işletmelerinden yaparak suç işlediğini iddia etti. Yüzlerce fatura, yüzlerce, bak bir tane değil, yüzlerce, belki de binlerce fatura. Defne Petrol'den Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'na kesilmiş faturalar. Ya da Krik Krak diye bir restoran var. O da Hikmet Bey'in kızına ait ya da çocuklarına ait bir restoran. Onlardan Ticaret ve Sanayi Odası'na kesilen onlarca unlu mamuller ya da yemek faturaları.
bunları topladığınız zaman yüzlerce milyar sıra ediyor değerli kardeşlerim. ATSO Başkan Adayı Kavak, Hikmet Çinçin'e ait bir petrol işletmesinden ATSO'ya kesilmiş yüzlerce fatura olduğunu iddia ederek yaptığı sunum eşliğinde bu belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Ya bir ayıp daha var ya, bildiğiniz gibi değil ya. Bir araba, aynı plakalı araba, aynı gün Defne Petrol'den iki defa deposunu doldurmuş. Bu nasıl oluyor? Ha benim aklıma şu geldi ya, belki bu araba işte Adana'ya gitmiş ya da Ankara'ya gitmiş. Peki o bütün bu yol güzergahında hiç akaryakıt istasyonu olmuyor. Sadece burada mı bitiyor akaryakıt? Bir günde aynı araç, aynı plakalı araç. Ve bu araç var ya, her Allah'ın günü hemen hemen, her Allah'ın günü akaryakıt deposunu doldurmuş. Ne kadar dolaşıyorlarmış bu arkadaşlarımız? Görmüyorum. Hatta şurada bu şeyleri karıştırdığınız zaman dosyaları, gerçi dosyaların içinde sadece sembolik birkaç tane belge var. Ticaret arasında 4-5 tane bir araç var. Aynı gün 4'ünde defalarca, aynı gün ama aynı gün 4'ünde depolarını doldurmuş. Bu ne gaflet? Bu ne acemilik? Bu nasıl bir şey? Bana söyler misiniz arkadaşlar? Kavak petrol işletmesi dışında Çinçin'in çocuklarına ait bir restorandan da ATSO hesabına kesildiğini iddia ettiği faturaları paylaştı. Bir kaç aylık arkadaşlar, birkaç yıllık demiyorum, birkaç aylık pasta faturaları. Bir günde 1 milyar 153 milyon pasta faturası getirmiş. Birkaç gün sonra 680 milyon, birkaç gün sonra 700 milyon. Böyle bir saçmalık olur mu? Faturaların çoğunda sadece Çinçin'in imzası olduğunu belirten Kavak, harcamaların yönetim kurulu kararıyla yapılmamış olduğunu söyledi. Siz zannediyor musunuz ki bunlar meclisin bilgisi dahilinde yapılıyor? Bunlar kapalı kapılar arkasında yapılıyor kardeşim. Genel sekreterin bile haberi yok ya. Genel sekreterin imzası yok. Meclis üyelerinin bilgisinin dahilinde olduğuna ben inanmıyorum. Ha kimse beni o şekilde eleştirmeye kalkmasın. Buyurun. Burada şeyleri getirseniz de bu ödeme tutanaklarını ekrana getirin. Bakın orada genel sekreterin imzası yok. Kontrol edenin imzası yok. Bir tek Hikmet Çinçin'in imzası var. Hikmet Çinçin emir veriyor, imzalıyor, kendine ödeme yapıyor. ATSO Başkan Adayı Kavak konuşmasının sonunda basın mensuplarından gelen soruları cevaplandırdı. Ben teşekkür beklemiyorum kimseden. Ben sadece şuna inanmanızı istiyorum. Ben görevimi yapıyorum. Sadece görevimi yapıyor. Evet, bu söz konusu toplantıda Sayın Ali Kavak'ın iddiası ya da iddialarından bir ikisini söyleyeyim size. Sayın Hikmet Çinçin'e ait bir benzin istasyonu var ve o söz konusu benzin istasyonundan Hikmet Çinçin'in ticaret odasına fatura kestirdiği, yani oradan benzin alışverişi yaptığı ya da mazot neyse. Bir de Sayın Hikmet Çinçin'in yakın derecedeki bir akrabasına, yanılmıyorsam Hikmet Çinçin'in, onu söylemeyeyim, yakın akrabası diyeyim, bir pastanesi var, oradan da alışveriş yaptığı şeklinde Ali Kavak Bey'in iddiaları var. Bu arada bunu da şunu söyleyeyim, yarın çarşamba günü saat 20.30'dan itibaren Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hikmet Çinçin, aynı zamanda başkan adayı, Demokrasi Bulvarı programına konuk olacak. Tabii Sayın Ali Kavak'ın bugün yaptığı basın açıklamasında öne sürdüğü iddiaları soracağız Sayın Hikmet Çinçin'e. Ondan yanıt arayacağız. Yarınki programda bunu da buradan açıklamış ya da en azından hatırlatmış olayım. Evet, ve geldik. Üçüncü habere geldik ama üçüncü haberi sunmadan önce dün de ana haber bültenlerinde ifade etmiştim sizlere. HRT ekranları artık bundan sonra HD yayınla karşınızda olacak. Çok daha temiz, çok daha kaliteli bir görüntü eşliğinde. Ama bunun için 30 Nisan gününe kadar sizlerin yeni frekansı girmesi gerekiyor. Yeni frekansımız zaten gün boyu 24 saat altyazıyla ekranlarımızda yer alıyor ama ben yine tekrarlayayım. Frekansımız, yeni frekansımız 12.685, sembol 30.000, polarizasyon dikey V şeklinde. Uydu alıcınız sizden 3 adet veri isteyecek. Bu verileri girdiğinizde 30 Nisan'a kadar HRT'yi HD kalitesiyle izleme şansını bulacaksınız. Elbette bizi izlemek istiyorsanız.
Dün de bunu ifade etmiştim. Bugün de sosyal medyada kendi hesaplarımdan da paylaştım. Sizlerden gelen telefonlar var. Birebir karşılaştığımız insanlar var. Ya Ali Bey yine mi frekans değiştirdiniz şeklinde böyle bir sitem. Sevgili seyirciler, sevgili HRT izleyicileri, frekansı değiştirmek zorundaydık. Çünkü yıl sonuna kadar bizim HD yayınına geçme zorunluluğumuz vardı. Ve bu yayına geçtiğimiz için frekansımız otomatik olarak değişiyor. Çok zor bir şey değil. Evdeki gençler bu işi çok iyi bilirler. Hayır olmadı. Dün de ifade etmiştim. Bir tamirci sadece 30 saniyede o söz konusu yeni frekansı sizlere girebilir. Ve bizleri pırıl pırıl ekranlardan izleyebilirsiniz. Daha doğrusu rica ediyoruz sizden. Hemen bir an önce onu değiştirin ve 30 Nisan'a kadar da bırakmayın diye efendim ricada bulunuyoruz. Evet, üçüncü haberle devam ediyoruz. Bu bir müjde mi? Yani evet, benim açımdan müjde olarak değerlendirebilirim ben bunu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi açıklama. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi açıklama ve 1 Mayıs'ı yani bir ay sonra kutlayacağımız 1 Mayıs'ı biz sendika olarak Hatay'da kutlamak istiyoruz ve Hatay'dan yetkililere taleplerimizi bildireceğiz şeklinde bir açıklaması oldu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bu sene 1 Mayıs'ı Hatay'da yapacağız. Yoğun bir katılımla işçinin meselesini, problemlerini Hatay'dan Türkiye kamuoyuna, ülkeyi yönetenlere anlatmaya gayret edeceğiz dedi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay düzenlediği basın toplantısında Türk İş'in 1 Mayıs'ı son 5 senedir İstanbul'da kutladığını kaydederek İstanbul'dan sonra işçinin başkenti Zonguldak'ta yapıldı. Terörün tavan yaptığı bir dönemde Çanakkale'de yaptı. 15 Temmuz'dan sonra da Ankara'da yapması gerekiyordu. Tan Doğan Meydanı'nda yaptı. Bu sene 1 Mayıs'ı nasip olursa Hatay'da yapacağız. Yoğun bir katılımla işçinin meselesini, problemlerini Hatay'dan Türkiye kamuoyuna, ülkeyi yönetenlere anlatmaya gayret edeceğiz açıklamalarında bulundu. Taşeronla ilgili bugün son gün olduğunu ve giremeyenler olduğunu dile getiren Atalay konuşmasını şöyle sürdürdü. Kamu iktisadi teşebbüslerinde ALO hattında çalışanlar var, bilgi işlem merkezleri var, karayolları başta olmak üzere asıl işi yapıp da %70'e takılanlar var. Bunu da başbakana ifade ettik. Başbakan da kısa bir zaman içinde kitlelerle ilgili de kamuoyuna müjdeli bir haber vereceğini söyledi. Evet, 1 Mayıs marşı anladığım kadarıyla Hatay'da yaşayacağım. Gerçi Türk İş 1 Mayıs marşını çalıyor muydu onu da bilmiyorum. Hani 1 Mayıs, 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. Böyle bir marşları var ya onların. Onu disk daha çok çalıyor ama Türk İş çalar mı bilmiyorum. Çalar çalmaz ayrı mesele ama Türk İş'in böyle bir karar alması Hatay'da sevindirici bulundu. En azından ben de mutlu oldum bunu açıkça ifade edeyim ve Samandağ Belediyesi diyelim. Samandağ Belediyesi 2018 Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Mithat Nehir Başkanlığında ve gündemde toplam 10 madde vardı. Samandağ Belediyesi 2018 Nisan ayı olan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mithat Nehir Başkanlığında gerçekleşti. Samandağ Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülüp karara bağlanan maddelerse şu şekilde oluştu. Bir önceki meclis tutanak özeti görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi. 2017 yılı faaliyet raporu görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi. Belediyemizce amatör spor kulüplerine ve sporculara yapılacak nakdi yardım yönetmeliği görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi. 2 Mart 2018 tarih ve 26 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen tadilat dosyası görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi. İmar komisyon üyeleri seçimiyle ilgili imar komisyonunun 5 kişiden oluşması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. İmar Komisyonu üyeliğine Habib Kapı, Levent Fırıncıoğulları, Süleyman Ray, Adil Nural ve Metin Er Yılmaz oy birliğiyle seçildi. Encümen üyeleri seçimiyle ilgili encümen üyeliğine Fatma Terzi, Şehiye Fırıncıoğulları ve Ayhan Çapar oy çokluğuyla seçildi. Plan ve Bütçe Tetkik Komisyonu üyeleri seçimle ilgili komisyonun 5 kişiden oluşması önerisi oy çoğunluğuyla kabul edildi.
Komisyon üyeliğine Berna Kaplan, Dilek Süslü Asi Irmak, Nazire Berigel, Sabit Yorgun ve Mehmet Cumhur Karaali seçildi. Belediyemiz meclisinin Mayıs ayı olan toplantısının 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 12'de Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye tarafından yaptırılan toplu konutlarla ilgili meclis tarafından belirlenen toplu konut daire satış bedellerinin indirilmesi ve indirim oranının tespiti tekrar görüşülmek üzere hukuk komisyonuna havalesine meclis açık kalacak şekilde 5 Nisan 2018 Perşembe günü saat 16'da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda toplanmasına oy birliğiyle karar verildi. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Avukatı Meltem Ahras Nural'ın aylık ödeneğinin belediye başkanının maaşının 3/2 oranında olması oy birliğiyle kabul edildi. Bu arada Samandağ nasıl? Samandağlılar nasıl Samandağlı kardeşlerimiz? Yaz mevsimi geldi artık. Samandağ'ın mevsimi geldi. Deniz mevsimi. Doğayla denizin birleştiği muhteşem bir yerleşim birimi Samandağ sevgili seyirciler. Evet, her zaman dile getiriyoruz. Bir kere daha dile getirelim. Merkezi bütçeden gerekli yatırımları almamış bir ilçe olsa da, o ihtimam gösterilmemiş olsa da Samandağ Hatay'ın göz bebeği. Dünyanın en uzun ikinci sahili, üstelik siyah kum olma özelliği var biliyorsunuz. Çevlik, Titus Tüneli yine dünyanın en önemli tarihi kalıntılarından. Bunlar Samandağ'da yer alıyor ve herkesi, bütün Türkiye'de bütün yaşayanları öyle diyelim. Aa, ben tatilimi bir güney yerleşim biriminde geçireyim diyenleri Samandağ'a, Hatay'a bekliyoruz. Sevgili seyirciler, bunu da buradan söylemiş oluyorum. Peki, Hatay'la devam ediyoruz ve Hatay'a bağlı Kırıkhan ile Altınözü ilçesine gidiyoruz. Güvenlik güçlerinin bir operasyonu vardı. Operasyon ise uyuşturucu tacirlerine yönelikti. Hatay'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3.396 paket gümrük kaçağı sigara, 60 kilogram tütün, 186 şişe kaçak içki, 42 sahte tütün alkol piyasası denetleme kurumu bandrolü ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde kaçakçılara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3.396 paket gümrük kaçağı sigara, 60 kilogram tütün, 186 şişe kaçak içki, 42 sahte tütün alkol piyasası denetleme kurumu bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Evet, kaçak sigaralar, kaçak içkiler. Ben az önce uyuşturucu dedim ama uyuşturucu değilmiş. Şimdi önümdeki notları biraz daha dikkatlice inceleyince gördüm, özür diliyorum sizden. Ama kaçak, yani kaçak sigaranın, kaçak içkinin ülke sermayesine ne denli zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaçak olunca buna vergi ödenmiyor sevgili seyirciler. Bir bu taraftan ciddi anlamda bir zarara uğruyor ülke ekonomisi. Diğer bir taraftan ise aldığınız her kaçak sigara paketi ya da içki terör örgütlerinin kasasına gidiyor. Onu da buradan bir kez daha söylemiş olayım ve haberlerle devam edelim. Bu kez Yayladağ ilçesine gidiyoruz. Hatay'a bağlı Yayladağ ilçesine ve bir otomobil devrildi sevgili seyirciler, ne yazık ki. İçinde bulunan 5 kişi de yaralandı. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Yayladağ Samandağ Karayolu'nda seyreden Suriye uyruklu Esed Metiş kontrolündeki 31MD590 plakalı otomobil ağrı maz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devam et, devam et. Olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri yaralanan sürücü Metiş ile yanındaki ismi henüz belirlenemeyen Suriyeli 4 kişiyi araçtan çıkarttı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Yayladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimdi sevgili seyirciler, ne olur siz biliyorsanız siz, bilmiyorsanız evdeki gençlere kumandayı alıyorsunuz elinize ve yeni frekanslarımızı görüyorsunuz. HRT'nin
yeni frekansları. Eğer HRT'nin yeni frekanslarını girerseniz artık HD kalitesinde yayınımızı izleme olanağı bulacaksınız. Ne zamana kadar? 30 Nisan'a kadar yeni frekansımız, yani 12.685 ekranların altında yazıyor zaten hemen ekranın alt tarafında. Sembol 30.000, polarizasyon, dikey ve bu 3 veriyi uydu cihazınıza girin. 3 veri isteyecek sizden, bunları girin ve HRT'yi bundan sonra çok daha kaliteli bir şekilde izleyin. Sizlerden gelen sitem var biliyorum. Çünkü kısa bir süre önce biz yine frekans değiştirmek zorunda kalmıştık. Şimdi bir kez daha değiştirmek zorunda kaldık. Ama inanın bizim elimizde olan bir şey değil. Bu kaliteli yayını izlemeniz için gerekli olan bütün fedakarlıklar gösterildi. Bizim stüdyodaki cihazlar da yenilendi. Sırf sizler için, siz daha kaliteli yayın izleyin diye. Bu yeni frekansları girerseniz ay sonuna kadar süreniz var. Ay sonundan sonra eski frekanslar devre dışı kalacak. Onu da söylemiş olayım ve ana haber bülteniyle devam edelim. Efendim, performans dayatmasına hayır. Eğitimde bu özellikle. Öğretmenlerin performans durumuna bakarak bir değerlendirmeye tabi tutulmaları kabul edilebilir mi? Bana sorarsınız da kabul edilemez. Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve biz inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde görev alan her öğretmenimiz gerekli özveriyi gösteriyor ve göstermeye devam edecek. İşte bizim gibi düşünen Eğitimsen Hatay Şubesi ve Eğitim İş Hatay Bir Nolu Şubesi benzer bir açıklamayı imza attılar. Onlar da bizim gibi tepki gösteriyorlar. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Eğitimsen Hatay Şubesi ve Eğitim İş Hatay Bir Nolu Şube, kamuda öğretmen performans değerlendirme uygulamasını eleştiren bir basın açıklaması düzenledi. Güvencesiz meslek istemiyoruz. Antakya Ulus Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında ilk sözü Eğitim İş Hatay Bir Nolu Şube Başkanı Suat Sadış yaptı. Sadış, AK Parti hükümetinin eğitim-öğretim politikalarını eleştirdi. İşsizlik had safhada, adalet yok olmuş, daha bugün açıklanan enflasyon rakamları bizim ne kadar fakirleştiğimizi gösteriyor. Bir taraftan rant için doğa katlediliyor, bir taraftan her gün gazetelerde kadına şiddeti görüyoruz. Öğretmene şiddeti görüyoruz, doktora şiddeti görüyoruz. Basın açıklamasını okuyan Eğitimsen Hatay Şube Başkanı Deniz Ezer, kamuda performansa değerlendirmesine dayalı, esnek ve güvencesiz bir istihdam sistemi oluşturulmak istendiğini söyledi. Performans değerlendirme sistemi öğretmenleri nasıl etkileyecek? Milli Eğitim Bakanlığı'nın performans değerlendirme sisteminde öğretmenlerin yaptıkları işin niteliğinden çok yüksek performans üzerinden bireysel değerlendirmeye tabi tutulması, okullarda herkesin birbirinin rakibi olduğunu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının bozulmasına neden olacaktır. Deniz Ezer, performans değerlendirme sisteminin iş barışının bozulmasına neden olacağını belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve benzeriyle ilişkilerde mutlak bağımlılık ilişkilerini, yani yaranma, tabi olma, hoş görünme gibi daha da geliştirmesi, bu tür ilişkilerin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Milli Eğitim Bakanlığı'na eleştiren Eğitimsen Hatay Şube Başkanı Ezer, performans uygulamasıyla amacın eğitimde ücretli, sözleşmeli ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçek hedefi öğretmenlerin niteliğini arttırmak mı? Eğitim ve öğrenme sürecinin etkin oluşturucusu olan öğretmenlerin donanımlı bir eğitim ortamında çalışabilmesi için gerekli eksel altyapıyı hem tutum hem bilgi düzeyinde edinebilmesi öncelikle öğretmenlerin, dolayısıyla eğitimin niteliğinin arttırılmasıyla doğru orantılıdır. Ezer konuşmasını şöyle sonlandırdı. Çok yönlü sorunlar eğitim sisteminin niteliğinin sorgulanır hale gelmesine neden olmuş, eğitimin niteliğinde yaşanan bozulmanın sorumlusu olan öğretmenler sürekli olarak hedef gösterilmiştir. Öğretmenler sanki bu sistemin nedeni olarak sayılmıştır. Bunu da şiddetle kınıyoruz. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.
Evet, peki Hatay'a bağlı İskenderun ilçesine gidiyoruz ve İskenderun'da otizmli çocuklar ve Down sendromlu çocuklar için Down Kafe'de bir etkinlik düzenlenmiş. Efendim bizler de oradaydık. İskenderun'da otizmli çocuklar ve Down sendromlu çocuklar için Down Kafe'de etkinlik düzenlendi. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in eşi, Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ile otizmli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin birlikte düzenledikleri etkinlikte keyifli zaman geçiren çocuklar dans edip müzik eşliğinde oynadı. Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, otizmlilerin sadece 2 Nisan'da değil, her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti. Daha duyarlı yaklaşılmasını istiyorum açıkçası. Çünkü bunu dünya kabul ediyor. Bizler bu ara arka arkaya iki farkındalık günü yaptık biliyorsunuz. Down sendromlular ve otizmler günü olarak. Bunun daha çok yayılmasını, insanların çok daha duyarlı yaklaşıp ailelerinde bu konuda eğitim almalarını istiyorum. Özel Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Gökkaya ise otizmin bir eksiklik değil, farkındalık olduğunu söyledi. Otizmli çocuklar ve Down sendromlu çocukların kaynaştığı etkinlikte aileler evlerinde hazırladıkları yiyecekleri tüm misafirlere ikram ettiler. Etkinlikte çocuklar canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Kızmayın bize sevgili seyirciler. Bugün yolda karşılaştığım neredeyse herkes frekans değiştirmemize biraz kızdı. Ama frekans değiştirme bizim elimizde olan bir şey değildi. Bizim yıl sonuna kadar HRT olarak bu bir zorunluluktu. Yıl sonuna kadar bu HD yayına girme zorunluluğumuz vardı. Aslında bu biraz da sizler için daha da kaliteli bir yayın almanız için önemliydi. Biz de onu yaptık. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Ama sizler ricamız ay sonuna kadar yeni frekanslarımızı girmek ve HRT'yi HD kalitesinde izlemek sevgili seyirciler. Ay sonuna kadar her iki frekans, eski frekans, yeni frekansla beraber izleyebileceksiniz. Ama 30 Nisan tarihi itibariyle eski frekans devre dışı kalacak. Onun için ekranınızın hemen altında yer alan yeni frekansları girmeniz gerekiyor. Onu bir kez daha hatırlatayım ve devam edelim. Hatay'a bağlı efendim nereye gidiyoruz arkadaşlar? Altınözü ilçesine gidiyoruz. Altınözü Tepahan mahallesine gidiyoruz. Ve 3 çocuk annesi Esra Çalışkanoğlu. Kızı Esma Nur'un yaşadığı hastalıkla ilgili yaşadığı hem dramı hem de mücadelesini anlatan bir haber. Hatay'da evleri yandığı için tek göz odada yaşam mücadelesi veren aile, gelişim bozukluğu ve solunum yetmezliği bulunan böbrek nakli olması gereken 8 yaşındaki kızlarının tedavisi için destek bekliyor. Gel içelim sana başlarımızı. Bunlar mı başlarcığım? Altınözü ilçesi Tepehan mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Esra Çalışkanoğlu, kızı Esma Nur'un yaşıtlarına göre gelişim gösteremediğini, yürüme güçlüğü yaşadığını ve böbrek hastalığı dolayısıyla her gün diyalize girmek zorunda kaldığını belirtti. Kızım 4 yaşına geldikten sonra böbrek rahatsızlığını öğrendik. Sürekli Balcan'da da takipliyiz. Hatay'da hangi hastaneye gidersek gidelim, Adana'ya sevk ediyor bizi. Durumumuz yetmiyor. Kızım engelli. Anne Çalışkanoğlu, kızının tedavisinin Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sürdüğünü, ancak maddi yetersizlik dolayısıyla hastaneye gitmekte zorluk yaşadıklarını söyledi. Okuluna bile gidemiyor. Kendi ihtiyacını bile göremiyor. Şu an kızım 8 yaşında. Diyalize giriyor. İkinci çocuğum 3 aylıkken kucağımda kalp hastasıydı. Öldü. 2 yıl önce elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evsiz kaldıklarını ve yakınlarının kendilerine verdiği tek odada yaşamlarını sürdüklerini anlatan anne Çalışkanoğlu, hasta kızının sağlığına kavuşmasını istediğini dile getirdi. Çorabını ben giydiriyorum, ayakkabısını ben giydiriyorum. Tuvalet ihtiyacını ben karşılıyorum. 8 yaşında olmasına rağmen bezliyorum. Okula gidemiyorum.
Kızının da diğer çocuklar gibi oyun oynamasını istediğini ifade eden anne Çalışkanoğlu şöyle devam etti. Yardımsever arkadaşlarından, bütün doktor hekimlerden kızım için yardım istiyorum. Uygun donör bulunmasını istiyorum. Kızımın tedavi olup okula gitmesini. Baba Abdullah Çalışkanoğlu da asgari ücretle çalıştığını, kızının tedavi masraflarını karşılamakta sıkıntılar çektiğini belirterek yardım beklediklerini söyledi. Götürüyorum, Antakya Devlet Hastanesi'ne götürüyorum. Bana diyorlar, direktmen Adana'ya götüreceksin. Ben bu Adana'ya saat gece 3'te gittim hastaneye örnek. Bana direktmen Adana'ya gönderdiği zaman çocuğa ambulansla gönderdik diyor, ambulans vermiyorlar. Kendi imkanlarından götürüyorlar. Ben bu çocuğu götürdüğüm yerde yol 3 saat, 3,5 saat buradan Adana. Yolda ateşi çıksa, tansiyonu çıksa ne yapabilirim? Maddi yetersizlik. Bu haberleri sizlere sunarken sevgili seyirciler, sizlere anlatırken o kadar zorlanıyorum ki, o kadar rahatsızlık duyuyorum ki, vicdani bir rahatsızlık duyuyorum. Herkes gibi. Netice itibariyle biz sizlere burada haberleri sunuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama insanız ve insan olduğumuz için doğal olarak bu ve benzeri haberlere üzülüyoruz. Hem üzülüyoruz, hem rahatsızlık duyuyoruz, hem de isyan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşından söz ediyoruz. Ve ekonomik yetersizliği olduğu için çocuğunu tedavi ettirmekte sıkıntı yaşayan bir anneyi ekranlara getiriyoruz, sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Evet, biz vergimizi ödüyoruz. Ülkemize karşı, devletimize karşı gerekli olan bütün görevlerimizi yerine getiriyoruz. Ey sosyal devlet! Demin ben haberlere girmeden önce hemen arkadaşım, Erkan arkadaşım dedi ki Ali Bey, tam senlik bir haber var. Ey sosyal devlet, bağıracağım bir haber. Evet, bağıracağız. Çünkü bu bizim hakkımız. Ben bütün görevlerimi yerine getiriyorsam, sen de devlet olarak bütün görevlerini yerine getirmek zorundasın kardeşim. Bu kadar açık ve net. Onun için bütün vicdani rahatlığımla bağırıyorum. Ey sosyal devlet, Altınözü'ne git ve Altınözü'ndeki bu kardeşimize sahip çık. Sahip çık bu kardeşimize. Yani Suriyeli mi olmak gerekiyor illa sahip çıkmanız için? Yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu. Çok zor bir şey değil. Bu ilin valiliği var. Bu ilin kaymakamlığı var. Bu ilin polisi var. Askeri var. Sosyal hizmetler müdürlüğü var. Bilmem neyi var. Yani illa haber mi olması gerekiyor bir şey yapılması için? İşte böyle. Yani gün boyu boğuşuyoruz. Biz bu ve benzeri vakalarla boğuşuyoruz sevgili seyirciler. Hatay'ın zaten başlı başına sorunları çok büyük. 8 yıldır neyle boğuşan? Ekonomik yetersizlikle boğuşan, işsizlikle boğuşan, Suriyelilerle boğuşan, bilmem neyle boğuşan bir kent var zaten. Bir de üzerine bu ve benzeri olaylar yaşanınca hakikaten insan artık ne diyeceğini şaşırıyor. Biz de o hale geldik. Ne yazık ki sağ olsun. Bizi bu hale getirenler sağ olsun. Hatay'ı, Kilis'i, Gaziantep'i bu hale getirenler sağ olsun. Sınır illerinden söz ediyorum. Sizin dış politikada işlediğiniz hataların cürmünü ben çekiyorum. Hataylı olarak, Gaziantep'li olarak, Kilisli olarak, Adanalı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Mecbur muyum? Değilim. Ama bir şey de diyemiyorsun. Kendi devletin, kendi hükümetin, kendi bakanın, kendi başbakanın, kendi cumhurbaşkanın. Fazla bir şey de söyleyemiyorsun. Ama artık acıyın bize. Başka ne diyeyim size? Acıyın bize artık. Başka bir şey de söylemeyeceğim. Şimdi bakın işte Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk şube ekipleri ve Hatay Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne yapıyorlar? Sokakta şu kağıt toplayan çocuklar var ya, onları tespit ediyorlarmış ve o çocuklara da o çocuklara yönelik bir çalışma organize edilecek, ailelerine yardım edilecek. Yani Türkiye'de nasıl bir yardım, nasıl bir tertip, nasıl bir çalışma? Bana çok inandırıcı gelmiyor ama buyurun sizi haberle baş başa bırakayım.
Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ve Hatay Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü mobil ekip aracılığıyla sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve karton toplayan çocukların tespitlerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çocuk dilencilerini ve sokakta karton toplayan, durumu kötü olan çocukları ve aileleri tespit etmek amacıyla kurulan mobil ekip, 2017 Ocak ayından beri yoğun olarak çalışmalar yürütüyor. Cami önlerinde sokaklarda dilendirilen veya sokaklarda durumu kötü olduğundan dolayı karton toplayan çocukları tespit etmek amacıyla yoğun mesai harcayan mobil ekip, bu şekilde geçim sağlayan aileleri de yerinde tespit ediyor. Ayrıca araştırmalar doğrultusunda kötü durumda olan ailelerin tespit edilmesinin ardından ekonomik destek ve danışmanlık hizmeti veren Hatay Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan vatandaşları da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendiriyor. Yani sokaktaki çocukları tespit ediyorsunuz ya, kusura bakmayın ama işte tespit edin, al işte Altınözü'ne git. Altınözü, Tepehan Mahallesi. Esra Çalışkanoğlu, tespit etmene gerek yok yani, onu söylüyorum. Çok zor durumda, gidin ona yardım edin. 8 yaşındaki bir kızımız, böbrek hastası. Tespiti de sana vermiş olayım yani. Evet, pek böyle şey haberlerden çıkalım. Moral bozan haberlerden çıkalım. Beni güldüren bir haber en azından. Kurbağa bacağı, hiç yediniz mi kurbağa bacağı? Bilmiyorum, Müslümanlar yer mi mesela? Ben yemem. Yani aslında bunun Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla belki bilmem neyle alakası da yok. Yani midem kaldırmaz ya kurbağa bacağı yemeği. Ama Avrupalılar bunu yiyor mesela. Ve bu konuyla ilgili Mersin'de bir çalışma organize edilmiş. Şimdi sizi o çalışmaya götürüyorum. Yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda Avrupa'da kurbağa bacağının yoğun bir ilgi ve tüketiminin olduğunu öğrendik. Mersin'in Aydıncık ilçesinde bazı Avrupa ülkelerinde rağbet gören kurbağa bacağını ihraç ederek girişimcilere destek olmak amacıyla kurulan tesiste üretilen binlerce kurbağa talep eden yatırımcılara ücretsiz verilecek. Küçük bir ilçeden büyük bir ihracat potansiyelini hedefledik. Aydıncık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işlenen kurbağa bacaklarının dünya mutfaklarından talep görmesi üzerine ilçedeki girişimcilere alternatif bir ürün sunmak için harekete geçti. Müdürlük, kurbağa bacağı üretiminde tercih edilen sulak alanlardan canlı yakalama yönteminin yerine yavrudan anaçlığa kadar kurbağaların yetiştirildiği tesis kurdu. Bildiğimiz kadarıyla Avrupa'da özellikle Fransa, Almanya gibi ülkelerde 14 Şubat Sevgililer Günü'nün özel menüsü olarak biz biliyoruz. İlk olarak 300 kurbağa ile başlanan çalışmada 1500'ün üzerinde anaç kurbağa ve binlerce yavru üretildi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu yaptığı açıklamada 300'ü kapalı 500 metrekarelik alana kurulu tesiste kurbağa üretiminin hızla devam ettiğini söyledi. Kazık alanda tamamen kurbağaların doğal yaşamının kopmamasını özendik. Burada anaçlarımızı üretim sezonu dışında bu doğal ortamda besliyoruz. Üretim yumurtlama döneminde tesisimizi içerisine alarak yumurtaları alıyoruz. Ondan sonra yavru ve diğer besleme işlerini yaparak kesim aşaması olan yaklaşık 8 aylık bir süre sonunda da satışa hazır hale geliyorlar. Çalışmalarının Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini belirten Ömer Kahyaoğlu, küçük bir ilçeden büyük bir ihracat potansiyelini hedefliyoruz diye konuştu. Projedeki hedefimiz normalde 29 bin ton kapasiteli bir projemiz. Şu an tesisimizde yaklaşık 1500 civarında anaç kurbağamız var. Tesisin 29 ton üretim kapasiteli olduğunu vurgulayan Ömer Kahyaoğlu şöyle konuştu. Bizim amacımız kurbağaların tamamen bölgemizde, ülkemizde, Edirne ve Adana, Hatay bölgesinden doğadan toplama yapılmaktadır. Bu da genelde Nisan ve Mayıs aylarında yapılır. Bizim amacımız doğada kurbağaların az olduğu dönemdeki kış döneminde üretimi yapmak. Hedefimiz de bu. Bu doğrultuda yapılan ihracatını öne açıyoruz. Lan kokusu iğrenç kurbağanın be, nasıl yiyorsunuz ya? Vallahi kusura bakmayın sevgili Avrupalı kardeşlerim. Yani kurbağa bacağı yenir mi ya? Bazı Avrupa ülkelerinde rağbet gören, bazı Avrupa ülkeleri ülke adı verilmemiş ama yani bana vallahi 100 yıl aç kalsam kurbağa bacağı falan yemem yani, onu da açık ve net söyleyeyim. Neyse, yiyenler varmış, saygı duymak gerekiyor. Şimdi reklam. Müzik.
devirde altınları evde tutmak mı? Bu devirde altınları evde tutmak, dünyanın en iyi futbolcusunu maç boyu yedek kulübesinde oturtmak gibidir. Bin bir zorlukla biriktirdiğiniz altınlarınızı evde tutmak yerine, Hazine Müsteşarlığı'nın altın tahvili ya da altına dayalı kira sertifikasında değerlendirin, hem altınlarınızı güvenle saklayın, hem de değerine değer katın. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. Sevdiklerinizle mutlu bir hayatın kapılarını aralayın. Yemyeşil doğanın tam ortasında, şehirden uzaklaşmadan, gerçek site yaşamını sunan Aşiyan Park, 7 blok üzerine inşa edilmiş olup 2 artı 1, 3 artı 1 daireler ve dublekslerle 230 seçkin aileye ev sahipliği yapacaktır. Kapalı otopark, 7/24 hizmet verecek özel güvenlik ve kamera kayıt sistemi, spor alanları, çocuk oyun parkı ve hayatınızı kolaylaştıracak birçok özel işletme Aşiyan Park'ta. Lansman fiyatları ve uygun konut kredisi faiz oranı avantajlarıyla Aşiyan Park'ın tamamlanan birinci etabında yerinizi almanın tam zamanı. Delta İnşaat, adres Turunçlu Mahallesi Ziyaret Sokak, Defne Hatay. Telefon 0532 291 5599 0532 766 7180. Sizi düşünen Bankart Combo'dan 100 TL Combo Lira hoş geldin kampanyası. Bankart Combo'nuzda yapacağınız harcamaların toplamı 500 TL'ye her ulaştığında anında 25 TL Combo Lira, 2000 TL'ye ulaştığında ise toplam 100 TL Combo Lira hediye. Bankart Mobil ve Bankart.com.tr aracılığıyla ya da kazan yazıp 4757'ye SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Sizi düşünen Bankart Combo'nun kazandıran dünyasına sizi de bekleriz. Bankart Combo, seni düşünür o. Evet ve son haberle sizlerle birlikteyiz. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil efendim cami temizlik ekibi kurmuşlar. Bu daha önceye dayanan bir şey. Ve o söz konusu ekip ibadethanelerdeki çalışmalarını sürdürüyormuş. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in göreve geldikten sonra kurdurduğu cami temizlik ekibi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan mobil yıkama ekipleri ilçe genelindeki tüm camileri periyodik olarak temizlemeye devam ediyor. Camilerde ilaçlama, halı yıkama ve kurulama işlemi yapan ekipler ibadethaneleri baştan aşağı temizledikten sonra ellerindeki listede yer alan diğer camiye geçiyorlar. Vatandaşlarsa belediye temizlik ekiplerinin cam silme, toz alma, demirlerin silinmesi, ayakkabılıklar, caminin halısını da yıkayarak ibadethaneleri daha temiz hale getirdiklerini dile getirerek Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e teşekkürlerini iletiyorlar. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, vatandaşın daha ferah, daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapmaları için çalışmalarını belirli bir program dahilinde sürdüreceklerini söyledi. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar ama yeni frekansımızı bir kez daha sizlere hatırlatayım. Ekranımızın hemen alt tarafında yazıyor. O değerleri yani 12.685 frekans, 30.000 sembol, polarizasyon ise dikey ve uydu alıcınız 3 adet veri isteyecek. Saydığım verileri altta da yazıyor. O verileri girmeniz gerekiyor. Ne zamana kadar efendim? 30 Nisan gününe kadar. An itibariyle her iki frekanstan, eski frekanstan ve az önce değerlerini sunduğum yeni frekanstan yayın yapıyoruz. Ama 30 Nisan tarihi itibariyle eski frekanslar artık devre dışı kalacak ve sadece yeni frekanslardan yayın alabileceksiniz. Eğer bizi seviyorsanız ve evet biz HRT'yi izlemeye devam etmek istiyoruz diyorsanız lütfen yeni frekanslarınızı girin diyorum. Evet sevgili seyirciler. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.